2023 yılının taş köprü sarımsağı yeryüzüne çıkıyor. Dededen toruna sarımsak üretimiyle uğraşmaktayım. Mart ayında dikimini yaptığımız sarımsağın Temmuz ayı gelmesiyle birlikte hasadına başlamış bulunmaktayız. Daha sonraki sürecimiz tarlada 10 gün 15 gün bekledikten sonra depolara çekilerek işçilik yapmaktayız. Depolarda temizlemiş olduğumuz sarımsakları pazara indirerek müşterimizle buluşturuyoruz. 50 dekar civarında sarımsak diktim. Yağışların fazla olması sarımsak rekoltesini biraz etkiledi. Tabii bu arada çok ciddi anlamda da fazla da bir şey yok. Rekolte biraz düşük olur ama Taşköprü sarımsağı kalitesini her zaman koruyor. Hasadımız çiftçimize, tüketicimize, üreticimize hayırlı uğurlu olsun. Yaşımdan beri sarımsak yiyorum. 15 yaşımdan beri. 50 yıldır sarımsak yiyorum. Dikiminden hasadına kadar aynı bir çocuğa bakar gibi bakacaksın. Evdeki yeni doğan bir çocuğa nasıl bakıyorsan buna da öyle bakacaksın. O süreç tarlayı hazırlıyorsun. Sarımsağı dişleyip elle veya makineyle toprağı buluşturuyorsun. Çapalaması tabii sarımsak bittikten sonra güzel. Çapalaması geliyor. Çapalamasını elle tabii. Malum. Ha ilaç. Gereken ilaçları yapıyorsun. Yani çapalaz yaptıktan sonra yine ilaç da kullanıyorsun. Şimdi ben çocukken sarımsağı şöyle belle. Ufak şu şekilde belli vardı. Belle çıkarıyoruz. Tek tek çıkarıyorsun. Ha şimdi makineyle. Şimdi yerine göre 15, 20, 30, bu sene 50, 55 dönüm sarımsak var. O gün 5 dönümü 20 günde çıkartıyordum. Şimdi 50 dönümü 20 günde çıkartıyorum.